Evet, tüm katılımcılarımız hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Pelinay ben. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık 1. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 8 aydır da Sofart'tayım. Sofart Talks etkinliğinin organizasyonuyla da ilgileniyorum. Sofart'tan bahsetmem gerekirse de Sofart ilk başta Eskişehir'de mimarlık öğrencileri tarafından kuruldu. İlk başta kültür ve sanat dergisi olarak yürüyordu. Ardından biz daha doğru kitlelere hitap etmek adına iki koldan yürüttük. Mimari içeriklerimizi Sofart Atölye hesabımızdan paylaşıyoruz. Kültür ve sanat içeriklerimizi de Sofert Dergi hesabımızdan paylaşıyoruz. Bu hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Topluluğumuzun büyük bir çoğunluğu mimarlık öğrencilerinden oluşuyor. Topluluk içerisinde birbirimizi öğreterek ve birbirimizden öğrenerek ilerliyoruz. Yani hepimizin arasında bir nevi bir usta çırak ilişkisi var. Bu tarz etkinliklerle de aslında diğer öğrencilere de ulaşıp onlara da bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Kolektif bir topluluğuz. Bu etkinliğimize temsilci ekibimiz oluşturdu. Hafize sen de istersen temsilci ekibimizden bahset. Herkese merhaba, ismim Hafize. Ben de Karatöy Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Ben de 8 aydır Sofart temsilci ekibindeyim. Temsilci ekibimizde farklı şehirlerden ve üniversitelerden arkadaşlarımız bulunuyor. Temsilci ekibimiz aslında Sofart ve okullarımızda bir köprü görevi görüyor diyebiliriz. Temsilci ekibimizdeki arkadaşlarımızla ve alanında uzman hocalarımızla beraber etkinlikler yapıyoruz. Sofart Talks etkinliği de temsilci ekibinin yaptığı bir etkinlikti. İlk olarak Mayıs ayında başladık. Daha sonra Haziran ayında yaptık. Daha sonra da düzenli olarak 3 ayda bir bu etkinliği yapıyoruz. Bugünkü etkinliğimizde Sofart dergimizin çizer editörü Zehra Çelik düzenledi. İnanç Hoca ile beraber. Ona da teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiği için. Hocam şimdi sözü size bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar. 9 Eylül Üniversitesi çok çok isteyerek hayalimdeki mimarlık fakültesine girdim İzmir'de. Ve daha sonra mimarlık fakültesinin daha ikinci sınıfından itibaren hem staj süreçlerimde hem de gönüllü olarak büyük hocalarımın yanında çalışma hayatına başladım. Öğrenci olarak profesyonel hayatın içerisine erken süreçlerde girmenin çok avantajlarını gördüm. İkinci sınıftan itibaren de gönüllü olarak da hocalarımın yanında çalışarak daha sonra yüksek lisans eğitimimi turistik yapılar Bodrum yöresindeki tatil köyleri üzerinde yaptım. Ve bu arada aile kurma ve anne olmak nasip oldu. Onu da bence kariyerinizin güzel bir yerinde umuyorum ki bulundurursunuz. Daha sonrasında çocuklar samimi olacağım. Açıkçası benim doktora yapmak ya da akademik kariyer yapmak gibi bir planım yoktu. Mimarlık mesleğimi zaten sürdürmeye devam ettim. Mezun olduktan itibaren kendi aile şirketimizle devam ettim. Daha sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde bizler orada part-time ders vermeye başladım misafir öğretim görevlisi olarak. Çünkü bir ayağımın sizlerle yani eğitim karşılıklı besleyen bir süreç olduğu için oradan kopamadım. Ve meslek hayatımın çoğu döneminde, büyük bir bölümünde hem akademisyenlik ya da hem doktora hem de profesyonel yaşamla paralel olarak bunu sürdürmeye çalıştım. Profesyonel hayat tecrübesi de yani uygulama tecrübesi de bana öğrencilerimle kurduğum iletişimde ve proje derslerimde bir avantaj sağladığını düşünüyorum. Sektörü anlamak, görmek ve çevre açısından. Daha sonra doktora sürecimde de yüzen mimarlık terimiyle ilgili araştırma yapmak üzere bir sistematik bir çalışma yapmak üzere doktora yapmaya niyet ettim. Burada unvanlar tabii ki çok değerli, çok güzel. Bunlar hepimizin şerefle taşıdığı unvanlar. Fakat bu unvanların arkasında topluma, vatana ve en de değerlisi bence gelecek nesile yararlı olan yapıtlar ya da projeler, kaynaklar oluşturabilmek var. Bu anlamda birçok öğrencimiz, belki ileride siz de göreceksiniz, yaptığınız özellikle akademik çalışmaların raflarda birer kitabın ötesine gitmesine çalışırsanız konuda hem akademik tecrübeyi işinizle birleştirmiş olursunuz hem de sizden sonra gelen nesillere bir kapı açmış olursunuz. Bu çok değerli bir kapı açabilmek. Yani sadece kendimiz için bir unvan için bir çalışma yapmak bence bu kadar meşakkate değmez ama yaptığımız çalışmanın hem gelecek nesiller hem de vatanımız için kendi ülkemiz için değerli olması daha geniş çaplı diye düşünüyorum.
düşünüyorum. Tabii ki şöyle bir sorunum vardı. Bizler yine aslında ikinci sınıf öğrencisiyken mimari tasarım bir dersinde konut projesi yapıyorduk. Orada konut projesi yaparken aklıma şu takılmıştı. Yani mimar sadece yer için mi tasarlar? Sadece karalar için mi tasarlar? Peki ya hava ya da işte denizlerin üzeri? Güzel mimarlık diye böyle bir ünlem koydum. Küçük bir notum yıllar sonra karşıma çıktı. Daha sonra burada denizler, tabii denizle çok iç içe yaşadığım bir hayat vardı İzmir'de. Dolayısıyla denizlerin üzerindeki mekanları da aslında mimarların tasarlaması gerekliliği düşüncesi ya da denizin üzerindeki bir mekanın içerisinde yaşayan insanın mekanı nasıl algılayabildiği soruları beni doktoramı yüzen mimarlık konusunda yapmaya itti. Beni itti ama yüzen mimarlık konusunda çalışılacak hoca bulamadım. Hatta hocalarım bu konuyla ilgili daha çok gemi mühendisliğine beni ittiler. Hatta biliyorsunuz ki bir çalışma alanı biz tespit ederken bu konudaki boşluğu buluruz. Literatür taraması yaparız ve bu konudaki böyle bir boşluk tespit edilir. Daha sonra biz o boşluğa bir cevaben çözüm olarak projemizi ya da tezimizi yazarız. Fakat bu alan tamamen boştu. Bu aslında beni daha çok teşvik etti. Demek ki dedim ki yani bu alan çok değerli bir alan. Tabii ki yurt dışındaki bu arada yaptığım geziler, oradaki faneler, görüşmeler, araştırmalar neticesinde bir temele dayandırdım. Ve daha sonra aslında bu yüzen mimarlık teriminde ilk kez hani mimarların denizlere ayak bastığı bir makale olarak A grubu indeksli bir dergide yayınlandı. Bu aslında dünyada ilk, çünkü kullanım sonrası değerlendirme olarak mimaride yüzen yapıları daha önce hiç değerlendirmiş bir çalışmaya rastlamamıştım. Bunu da gururla söylüyorum. Ve bu noktada bu çalışmanın bir MIT'de, bir Stanford'da ya da başka bir yurt dışı üniversitesinde yapılmış olmasıyla kendi topraklarımızda olması arasındaki dezavantajları sizler de biliyorsunuz. Ama bunlar da beni yıldırmadı. Ondan sonra uluslararası bir konferans düzenledim. Bu da su ile yaşama dair tasarımlar konferansıydı. İklimsel değişiklikler, artan nüfus, hava kirliliği ve karasal kaynakların azalması dolayısıyla aslında yüzen yapılar, yani denizler ve su yüzeyleri geleceğin birer alternatif yaşam alanlarıydı. Tabii ben bunları yaparken bundan 10 sene önce falan bahsettiğim zamanlar. Hatta cidden hani şu anda bu teknoloji, işte dijital bilgiye ulaşmak, dijital yöntemlerle bilgiye ulaşmak daha kolay. Fakat orada ben de Cenova'da, Kristof Kolomb'un doğup büyüdüğü yerdir. Orada bir kütüphanede bir kaynağa ulaştığımda onu nasıl fotokopisini çektireceğim ya da alıp yazdığımı biliyorum. Hem benim için çok kıymetli bir yoldu bu süreç ve bir ilki gerçekleştirmek beni de şahsen çok hani kişilik olarak tatmin etti. Daha sonrasında hem yurt içinde hem de yurt dışında Sheffield Hallam Üniversitesi'nde dersler verdim. Bunun dışında yaptığım mimari anlamda uygulama projelerim de var. Bir holding, genel merkez, büyük çapta hani büyük ölçekteki projelerden tutun da konut projelerine kadar uyguladığım projelerim var. Yani bizzat aslında inşaatın içinden babamızın bu kadını yiye yiye büyüdük. Çünkü ilk mezun olduğum zaman gittiğimde böyle bir havalar. Ama oradaki usta, ki ben o kadar hani çalışkan olarak dereceyle bitirmişim okulu, ama oradaki ustadan ilk dersimi aldım ben. Orada ustaların, yani inşaatta ustaların aslında ne kadar tecrübenin değerli olduğunu bir kez daha görmüş oldum. Nitekim hani aslında ikinci sınıftan itibaren iş hayatım içerisinde olmuş olmama rağmen benim daha çok öğrenmem gerektiğini, daha yolun başında olduğunu anlamış oldum. Daha sonrasında sizler gibi öğrenciyken benim bir hayalim vardı. Bizim hocalarımızın, çok kıymetli hocalarımızın, Doğan Hasol gibi hocalarımızın kitaplarını basan Yapı Endüstri Merkezi'nin bir kitabımı çıkarması benim için çok değerliydi. Ve bu yüzen yapıları denizde insan mekan algısını aslında ele aldığım Yatlarda iç mekan tasarımı konusunda kitabı çıkarmış olduk. Bu da yine alanında akademik bilgiye dayanan ilk kitap. Bu konuda da gerek Türk Lloyd'u, gerekse Hesen Yat, gerekse çok şu anda adını sayamayacağım insan çok desteklerini manevi olarak esirgemediler. Bunlar da bizler için çok önemli. Yani aslında özetle şu var: bir yol var hepimizin, sizin de, ve bu yolda inandığınız şeyi yaparsanız, her şey aleyhinizde bile görünse, mutlaka istediğiniz yola ulaşıyorsunuz. Denizde insan ve mekan ilişkisi. Yani bize hep insan ve mekan ilişkisini aslında biz kitaplardan, karasal yapılar üzerinden öğrendik değil mi çocuklar? Yönümüz belliydi. Kuzey, güney ve fiziksel çevre şartları statikti. Fakat denizde insan mekan ilişkisini şimdi yatlarda iç mekan tasarımı üzerinden size anlatmak istiyorum.
Bu da biraz önce size bahsettiğim ikinci sınıfta yazdığım proje dersinde. İşte mimar sadece yer için mi tasarlar? Yer altı, yer üstü, peki ya su, hava, ağaçların üstü demişim. İklime göre duvarları değiştiriyoruz ve artık klasik yapı strüktürlerinden öteye geçen binalar var. Yani ikinci sınıf daha bir konut projesi çiz değil mi? Yani bu kadar nereye gitmişsin? Bu da yüzen bir mimari yapı değil midir? Yüzen mimarlık diye bu ünlemi koyduğum zaman yıl 1999 İzmir 9 Eylül Üniversitesi. Ve burada şunu da söyledim aslında. Bu benim başlangıç noktam. Ben fark etmeden daha önce bir yerlere yazıp zihnimize not ettim. Edip unutlarımız olabilir diye düşünüyorum. Yani bugün de belki yaşadıklarımız çok önceleri zihnimizin bir yerine not edip unuttuklarımız olabilir. Şimdi tabii ki insanlar yani denizde merhabalar. Biz neden yani neden denizde insan mekan ilişkisi ve günümüzün gerçeklerine baktığımız zaman aslında işte küresel ısınma ya da ekstrem doğa olayları diyelim çocuklar. Küresel ısınma tek başına bir anlam ifade etmez. Küresel ısınma sözcüğü aslında yani global warming dediğimiz konu tek başına bize çok zarar veren bir şey değil. Çünkü dünyanın yer küresinin belli bir hacim, belli bir noktada ısınması değil ama ani ısı değişiklikleri. Bu bizim için çok büyük bir sorun. Ve şunu da iddia ediyorum. Biz aslında mevsimler yer değiştirdi ve biz bundan sonraki her mevsimin doğa olayını bir afet düzeyinde yaşıyoruz ve yaşamaya artarak devam edeceğiz. Tabii deniz seviyelerinin yükseldiğini, nüfus yoğunluğunun arttığını, artık dünyamızın ağırlaştığını, hava kirliliğini ve dolayısıyla azalan karasal yaşam alanlarından ve kaynaklarından bahsedebiliyoruz. Bir de tabii ki bunun yanı sıra bunlar zorunluluklar ama bir de küresel para arzının yeni yatırım arayışları bağlamında kentsel yaşamda değişen mekansal arayışlar var. Yani bu da nedir? Aslında insanların lüks anlamda yatırımlarını farklı alanlara aktarmalarından bahsediyorum. Aslında burada denizde insan ve mekan ilişkisi çok fütüristik bir, gelecekçi bir kavram, ütopik kavram olarak görünse de ilk bakışta yıllar önce hatta yüzyıllar önce insanlar tarihte balıkçı mesela burada bir Makoko balıkçı köyü var Nijerya'da 18. yüzyılda hatta Lagos var hala bile insanlar orada yaşıyorlar. Yani suda yaşamın en eski örneği olarak bunu verebiliriz. Daha sonra Buckminster Fuller 1960'larda bir yüzen proje Triton projesini yapıyor. İnsanların denizin üzerinde bir komün halinde yaşamalarını öngörüyor. Daha sonra da 1995'te Jacques Fresco'yu görüyoruz. Jacques Fresco, Buckminster Fuller zamanın gelecekçi tasarımcıları, gelecek bilimcileri ve daha sonra aslında 1999'da bir Freedom Ship görüyoruz. Bu aslında bir yüzer yaşam kompleksi. Diğer yapılara baktığımız zaman onlar karadan aslında denizin içinde yine karaya bağlantıları olan bir